Bir annenin evlat özlemini getireceğiz ekranlarınıza. Sevgilisi Nabil olduğunu öğrenince bebeği istemedi. Ancak genç kadın oğlunu doğurdu ve ona kendi soyadını verdi. Ancak iddiaya göre baba çocuğa sonradan sahip çıktı. Hatta onu kaçırdı. 25 gündür çocuğunu göremeyen öğretmen oğlunu geri almak için hukuk mücadelesi başlattı. Çocuğumu benden habersiz, ben işteyken bakıcıdan almış kaçırmış. O çocuğun bana da ihtiyacı var. Üzülmüştür. 25 gündür gözyaşı dinmedi. Babasının kendisinden habersiz alıp götürdüğü 5 yaşındaki oğlunu geri alabilmek için hukuk mücadelesi başlattı. Ben 25 gündür çocuğum için uğraşıyorum. Yani her yere başvurdum. Gönül Orhon İzmir'de özel bir okulda yabancı dili öğretmeni. Genç kadın sabah işe giderken oğlunu da bakıcısına bıraktı. Ama iddiaya göre çocuğunun babası ondan habersiz eve geldi. Oğlunu bakıcıdan alıp kayıplara karıştı. Hamile kaldığımı kendisine söyledim ve itiraz etti. Ben kesinlikle bunu kabul etmiyorum. Çocuk bana ait değil. Ne yaparsan yap dedi. Orhon oğlunu 5 yıl önce dünyaya getirdiğinde tek başınaydı. Eski sevgilisi bir bebekleri olacağını öğrendiğinde kabul etmedi. Tamam dedim. Ben de kendi sorumluluğumu alıyorum üzerime. Bu çocuğu ben büyüteceğim, yetiştireceğim. Her türlü sorumluluk bana ait. Ben sadece bilgisini verdim. Genç kadın oğluna baktı, büyüttü. Kendi soyadını verdi. Seneler sonra eski sevgilisinin ailesi bir torunları olduğunu öğrendi. İddiaya göre birlikte vakit geçirmek için 15 gün tatile götürdükleri torununu aile geri getirmedi. Çocuğu 15 günlüğüne aldılar benden. 15 gün aldıklarına rağmen geri getirmediler. 6 ay çocuğumu göremedim. Orhon 6 ay çocuğunu göremedi. Velayet davası açtı. Çocuğunu geri aldı ve Antalya'dan İzmir'e taşındı. Tam bir düzen kurmuştu ki... İzmir'de de adresime geldi. Çocuğumu benden habersiz, ben işteyken bakıcıdan almış kaçırmış. 25 gündür oğlunu göremeyen genç kadın bir an önce çocuğuna kavuşmak istiyor. O çocuğun bana da ihtiyacı var. Üzülmüştür.